Konumuz hayal etmek, yarını hayal et dediğimiz için herkes bir hayaller kurar. Benim de hayalim birlik beraberlik içinde, huzur içinde, kimsenin kimseyi öteleştirmediği gerçek bir toplum bilinciyle birlikte olabilmek hayali içindeyim. Yaşım ilerledi ama gelecek nesillere bunu hakikaten ulaştırmayı hayal ediyorum. Tabii İzmir deyince bu hayalleri hakikaten daha önceden de gerçekleştirmiş. Vali Bey'le, belediyelerle, her türlü odalarla, siyasilerle hakikaten çok anlayışlı ve birbirine bağlı bir toplum görüyorum 3 yıldır. Herkes birbirine yardım ediyor. Bütün bunu Türkiye'nin diğer illerine de, bütün Türkiye'ye yayılmasını arzu ediyorum. Bu yıl 3.'sünü düzenlediğimiz Ege Ekonomik Forum'la ilgili ve Ege'yle ilgili birkaç şeyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Öncelikle Ege 27 yıldır bölgesel kalkınmayı kendine prensip edinmiş ve bölgesel kalkınma için yola çıkmış. İzmir'de kurucuları Engin Baraz, Uğur Bey ve bir kısım iş insanının valiler, büyükşehir veya belediye başkanları, üniversiteler, sivil toplum örgütleri ve kamu kurumu niteliğindeki meslek odalarıyla birlikte 10 Ege ilinde 123 tane mütevelliden oluşan bir yapıdır. Bu yapının doğal mütevelli heyet başkanı İzmir valileridir. Şu anda da sayın valimiz. Ben de yönetim kurulu başkanlığını icra ediyorum. Her ilden değer temsilcimiz, İzmir'den de 11 tane arkadaşımızla birlikte Ege'nin bölgesel kalkınma noktasında çalışmalarını yapıyoruz. Bölgesel kalkınmaya yürekten inanıyorum. Çünkü bu bölge insanının binlerce yıllık bir ticari ve sanayi gelişme potansiyeli var. Ticari gelişmeyle birlikte tüm alanlarda başarılı bir il ve bölge. 8500 yıla aşkın bir tarihi olan bu bölgenin hep dünyaya açılan bir kapı olarak lokomotif görevini İzmir yapmış. 10 günlük bir ziyaretler bütününde Ege illerini dolaştığımızda Ege illerinde de Ege'yle ilgili değerlendirmeyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Biz bölgesel kalkınmada sizinle birlikte olmak istiyoruz. Özellikle İzmir'in liderliğine hiçbir itirazımız yok. Ama kol kola, omuz omuza bölgenin varlarını ve bölgenin taleplerini birlikte dile getirerek bir Ege olup Türkiye'ye ses verelim dediler. Biz de 3 yıldır Ege Ekonomik Forum adı altında bu mücadeleyi yapıyoruz ve bu ziyaretler ve bu mücadeleyle şu an Ege illeri Ege'nin yapmış olduğu bu çalışmalar açısından çok müsbet ve çok daha katılımcı olduklarını görüyorum. İnşallah bundan sonraki sürede daha da katılımcı olacağız. 3 gün önce Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü ölüm yıl dönümünde bir kez daha yad ettik. Büyük Önder bize 7 düvelin saldırdığı bir imparatorluktan güçlü bir cumhuriyet kurtararak ve ona vizyon vererek aramızdan ayrıldı. Bir kez daha Allah rahmet eylesin. Onu hiçbir zaman unutmayacağız. Büyük Önder'in yıllar geçse de ölümünden sonra
hem ülkemizde ve hem dünyada daha çok anlaşılması ve takdir edilmesinin altında yatan neden onun vizyoner bakışıdır. Bu yıl anma töreninde İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin billboardları dolatan sözü vardı. Benim manevi mirasım bilim ve akıldır diye. Evet, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk bize bilimi ve aklı rehber edinmemizi ve dünyada en hakiki mürşit ilimdir lafıyla hedeflerini göstermiştir. Biz bugün bu ekonomik forumda iki günlük programda ilk günde bilim ve aklın ışığında çağdaş gelişmeyi, dünyada yaşanan teknolojik değişimi ve dünyanın nerelere gittiğini çok yetkin konuşmacılarla birlikte konuşacağız. Dünyanın en zor zamanlarda da hayal edenlerin, krizleri fırsata çevirenlerin, her ne olursa olsun ayağa kalkıp yürümeye devam edenlerin sırtında yükseliyor. Bölgemizdeki sorunlarımız belki bizleri meşgul etmeye devam ediyor. Ama küresel olarak düşündüğümüzde yeni bir çağa girdiğimizi, endüstride yeni bir devrimin eşiğinde olduğumuzu da hep beraber gözlemleyebiliyoruz. Bu yeni dünyada bilginin nasıl toplandığı, nasıl korunduğu ve de nasıl işlendiği çok ama çok önemli. Tarih boyunca ülkelerin kaderine topraklarının bereketi, madenleri nasıl kullandığı veya enerjiyi nasıl ürettiği etki eder iken, teknolojinin ilerlemesiyle birlikte artık bilgiye nasıl hükmettikleri önem kazanıyor. Tabii ki tamamen teknolojiye bağlı bir hayat mümkün değil. Tarımdan madenciliğe, turizmden sanayiye, ulaşımdan ticarete kadar pek çok büyük endüstri ülkelerin temel ekonomik parametreleri olmayı sürdürecekler. Ancak tüm bu endüstrilerin doğru yönetilmesi, planlanması artık bilgiye bağlı. Tüm sektörlerden ortaya çıkan veriler algoritmalarla işlenecek, büyük data yığınlarını özel bilgisayar programları yardımlarıyla anlamlı hale getirerek küresel ekonomiye yön verilecek. Merkezi yerel yönetimlerden ve sivil toplum temsilcilerinden çok çeşitli kuruluşların desteği ve katkılarıyla düzenlenen forum, tabii ki çok sesli, çok renkli özelliğiyle aslında ülkemizin de bir fotoğrafıdır. Küresel gelişmeler ışığında bölgesel vizyon başlığı ve yarın için hayal et ana temasıyla düzenlenen EGO Ekonomik Forumunda farklı sektörlerle ilgili bölgemiz başta olmak üzere ülke ve dünyadaki ekonomik gelişmeler değerlendirilecek. Geleceğe dair çok kıymetli görüşler ortaya çıkacak. Farklı oturumlarda iş ve ekonomi dünyasının önemli temsilcilerini buluşturan bu forumda yürütülecek tartışmaların bu yönleriyle yerel yönetimler, merkezi idare, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının yürüteceği çalışmalara önemli katkılar sunacağını düşünüyorum. Ege bölgemiz ve İzmir başta olmak üzere ülke ekonomimizin gelişmesine yol gösterici sonuçlar üreteceğini düşündüğümüz bu platformu bu sebeple çok önemsiyor ve destekliyoruz İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak. Kıymetli katılımcılar, İzmir Büyükşehir Belediyemiz, İzmir'in tarih boyunca bir liman kenti olarak Akdeniz'in ve dünyanın en önemli ticaret merkezi şehirlerinden biri olma özelliğinden referans alarak kapsamlı bir strateji hazırladık önümüzdeki 5 yıl için. Gücünü ve referansını İzmir'in mirasından, tarihsel kimliğinden, ufkunu dünyadaki ekonomik, siyasi, kültürel, toplumsal gelişmeleri açan ve nihai olarak yerel ile evrensel arasındaki bağları benimseyen bir yaklaşımla hazırladığımız stratejimiz aynı zamanda Birleşmiş Milletler'in sürdürülebilir gelişme hedefleriyle uyumludur.
stratejimizde yer alan tüm amaçlarımızı birbiriyle birleştiren ve bütünleştiren başlığımız hiç şüphesiz ki bu forumun neşet ettiği yer olan ekonomidir. Çünkü biliyoruz ki ekonomiye dair vizyonu ve kapsamlı bir stratejisi olmayan bir yönetimin yapmayı hedeflediği tüm çalışmalar sadece kağıt üstünde kalır. Ve biz yine biliyoruz ki küresel, bölgesel gelişmelerin ekonomimizi çok kırılgan hale getirmesi İzmir için farklı bir ekonomik model ortaya koymamızı zorunlu kılıyor. Bu çerçevede ekonomik zorluklara dirençli bir kent yaratma hedefi ve ülkemizin diğer şehirlerine de örnek olmasını amaçlayarak kapsamlı bir ekonomik stratejik plan benimsedik. Evet, üçüncüsünü düzenliyoruz ekonomik forumun. Ve bu forumun yıllara artarak ve güzelleşerek katkılar sağlayarak hem ilimize hem ülkemize devam etmesi en büyük temennimiz ve çabamız. Emeği geçenlere hürmet ve saygılarımızı sunuyoruz. Ve bundan sonra artarak da bu forumun devam etmesini dua ediyoruz. Bu vesileyle İzmir'e gelen değerli konuklarımıza da ayrıca hoş geldin diyoruz. Sosyoekonomik bakımdan Türkiye'nin en gelişmiş kentlerinden biridir İzmir. İzmir, huzur ve kalkınmanın ve bu anlamda da örnek olacak bir şehirdir aynı zamanda. İzmir, insanlık tarihi kadar da eski bir şehirdir. Farklı medeniyet ve kültürlerin iç içe yaşadığı, tarım, sanayi, ticaret, sağlık, turizm, yenilenebilir enerji gibi çok boyutlu ekonomisiyle de öne çıkan dünya kentlerinden bir tanesidir. Fakat öncelikle belirtilmesi gereken husus, İzmir'e farklı bir bakış. Bunu bu seneki forumun ana konusu haline getirilmiş. Yarın için hayal edin. Ama bir gerçekliği de vurgulamak lazım. Dünya haritasına baktığınızda İzmir, Türkiye ve Türkiye özelinde İzmir'e baktığınızda aslında jeopolitik olarak, ekonomik olarak hangi açıdan bakarsanız çok önemli bir yerde durur. Bir tarafta Balkanlar, bir tarafta Rusya, Türkiye Cumhuriyetler, bir tarafta Orta Doğu, Uzak Doğu, Yakın Doğu, bir tarafta Kara Afrika, Afrika ve bir tarafta Akdeniz Havzası, dünyanın diğer ülkeleri. Baktığınızda bir İzmir'e bakın. Baktığında gördüğünüzde İzmir en önemli yerde durmaktadır. Yani insanlık tarihi kadar eski olması İzmir'in. Yani insanlar hep bu istediğinden değil. İzmir'in güzel İzmir'imizin güzelliği bir tarafa ama jeopolitik öneme haiz olmasından dolayıdır. Dünyada bir şey yapmak istiyorsanız hangi alanda olursa olsun Türkiye'yi, özellikle İzmir'i mutlaka düşünmeniz gerekiyor. Son zamanlarda işte baktığınızda son 15-20 yılda devletimizin ve hükümetimizin yapmış olduğu yatırımlarla bu önem çok daha üste çıktı. Bu anlamda Sayın Cumhurbaşkanımıza ve tüm emeği geçenlere ben şahsım ve İzmirli olarak çok teşekkür ediyorum. Dünyada bir şeyler yapmak isteyen ülkeler, birbirlerine ticaret yapmak isteyen bu ülkeler, dünyada birbirleriyle diğer ülkelerle herhangi bir konuda istişarede ya da bir araya gelmek isteyen insanlar ya da ülkeler mutlaka ama mutlaka İzmir'i önemsemek zorunda. Dolayısıyla bir ayağı İzmir'de olan bu ülkelerin diğer ülkelerle ilişkilerin ne kadar kolaylaştığı, ne kadar daha imkan bağlantıdan arttığı, benle görüşmeye gelen büyükelçiler ve ilgili yabancı bakanlarla oturup konuştuğumuz meselelerdir. İnşallah bu forumda da ben değerli ticaret erbabımı ve ekonomi temsilcilerinin bu işin farkında ve fikirli olduğunu biliyorum.
Ama bu ekonomik formun bunun daha belirgin hale gelmesi, biz de bunun farkında olduğumuz İzmirliler ve Türkiye olarak bu işin farkında olduğumuzu, bugünü yarına çok güzel bir şekilde taşıyacağımızı ve dolayısıyla dünyanın bir devlet, diğer ülkelerin birer şehir duruma geldiği bu dünyada İzmir'in ne kadar önemli ve önemli bir yerde durduğunu bu ekonomik formun değerli temsil ve konuşmalarından katkılarıyla daha belirgin hale geleceğine inanıyorum. Şimdiden teşekkür ediyorum. Dünya ve Türkiye ekonomisinde mevcut durum ve beklentilerin kamu, özel sektör, sivil toplum kuruluşu, medya gibi farklı alanlardan gelen konuşmacıların bulunduğu bu platformda bunların analiz edilmesi ülkemiz ve İzmir adına da büyük bir şanstır. Bu vesileyle forumun düzenlenmesinde emeği geçenlere, fikirleriyle, yorumlarıyla bizleri aydınlatacak olan değerli katılımcılara teşekkür ediyorum. Dünyada ülkemizde önemli gelişmelerin yaşandığı, Asya'dan Avrupa'ya yeni ticaret yollarının açıldığı ve İzmir'in öneminin daha önemli hale geldiği, Endüstri 4.0 adında yeni bir sanayi devriminin başladığı, sanayi dışındaki diğer sektörlerin de hızla önem kazandığı tarihi bir aşamadan da geçiyoruz. Forumun vizyoner bir bakış açısıyla biraz önce söylediklerim sözlerin ışığında ülkemizin, Ege bölgesinin ve İzmir'in daha fazla gelişmesine her anlamda katkı sağlayacağına inanıyorum.